binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Mavera-ün-Nehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. ...999 yılında uzun zamandır savaştıkları Samanilerin hakimiyetine son veren Karahanlılar, Mavera-ün-Nehir'in tamamını ele geçirdiler. Mavera-ün-Nehir'de bunlar arasında eski Türkler de vardı. Diğer unsurlar da bulunuyordu. Farklı dinler, İslam diniyle uygunlaşamayan dinler, diğer dini unsurlar da Mavera-ün-Nehir bölgesinde yerleşmeye başladılar. Mavera-ün-Nehir'deki bu oluşum aslında Karahanlılar için bir zenginliktir. Nitekim de Karahanlılar bu zenginliği kullanarak kendilerinden sonraki devletlere ciddi kültürel anlamda etki etmişlerdir. Nerşahi'nin Buhara tarihine göre Samanoğullarının minarelerinin çoğu tahtadan olduğundan kolayca yanıyordu. Karahanlılar ise tuğladan anıtsal minareler yaptılar. Bu sebeple Türkistan'da kalan eski minareler Karahanlı devrine aittir. Başlangıçlarını Alper Tunga veya diğer bir deyişle Afrasiyap'tan sürdüren Karahanlılar, efsanelere göre Batı Türk Kağanlığından ayrılan kabilelerin torunlarıdır. Batı Türk Kağanlığının varisleriydiler. Kendi devletlerini kurmuşlardı. İlk bakışta bu feodal yapıya sahip parçalı bir devletti. Ama sağlam bir ekonomik düzene sahipti. Her şehir valisi, yüce hükümdar adına kendi parasını bastırabilir, sonrasında hükümdara payını verir ve aynı zamanda kentini de geliştirebilirdi. Camilerde ilk kez kerpiç malzeme ve alçı süslemeyi kullananlar Karahanlılardı. 10. yüzyılda Karahanlıların yapıları kerpiçten tuğla mimarisine geçişi gösterir. Planı ve mimarisi bakımından inanılmaz bir gelişmeye sahiptir. Tuğla örgülerin sadeliği, kemerlerin hafifliği, plan ve mimarinin olgun ahengi kuvvetli bir etki bırakır. Karahanlılar önemli bir dönüm noktasıdır. Evet, yeni bir inanç gelmiş ama gayrimüslimlerin de yaşadığı şehirler söz konusu. Şu belki düşünülebilir, İslam devleti zenginleştikçe yatırımlarını şehir ve mimariye yöneltiyor. Şehirlerin daha mamur olması için çaba gösteriyor. Buna göre de en iyi sanatçıları ve tasarımcıları kullandığı için yapıları daha görkemli ve çekici hale getirebiliyor.
Buhara'daki eserlerden çoğu Muhammed bin Süleyman Arslan Han tarafından yapıldı. Kalan minaresi şehre tamamıyla hakim olup Buhara'nın sembolü haline geldi. Karahanlı yapısı Türk tarihi için genel siyasi anlamda, genel sosyal anlamda, genel kültür anlamda çok önemlidir. Karahanlılar yönetimi altındaki birçok dinsel topluluklar, kültürel topluluklar, bunun dışında etnik topluluklar bulunuyordu. Karahanlılar bunları bir yönetim altında birleştirmesini başarmış ender devletlerden biridir. Bunlara bir takım haklar da tanımışlardır. Örneğin Karahanlılardaki şehircilik kültürü çok yüksek düzeyde gelişmiştir. Karahanlılar döneminde Balasagun, Kaşgar, Özkent, Oş, Buhara, Semerkant ve Kiş gibi şehirler birer kültür merkezine dönüştü. Karahanlılar, zafer kazandıkları topraklardaki hanedanların hepsini aynı şekilde korumuşlar. Oradaki gelenekleri de. Bu yüzden hızla geliştiler. O dönemde Büyük İpek Yolu geliştirildi. Bu çağ Müslüman Rönesansı olarak bilinmektedir. Şehirlerin ve benzersiz maddi kültürün gelişimi, günümüzde arkeologların keşfettikleri benzersiz binaları, farklı altyapıları, sosyal altyapısı, sivil altyapısı, dini altyapısı, bütün bunlar Karahanlılar döneminde oluşturulmuştur. Ekonomisi yaygın bir şekilde gelişir. Ticari ilişkileri de. Posta istasyonları gelişir. Al-Makdisi, Karahanlıların topraklarında bulunan kentlerdeki posta istasyonları hakkında ve ticaretin ne şekilde geliştiği hakkında yazmıştır. Şehircilik açısından ilk ahi örgütlenmeleri bu dönemde ortaya çıktı. Ahi sözcüğü, cömert anlamına gelen akı kelimesinden türemişti. Karahanlılar döneminde pek çok alim yetişti. Türk dilinde eser yazan Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Karahanlı döneminde burada yaşadı. Bu dönemde sadece göçebelik değil, yerleşik hayat tarzına sahip şehir kültürü oluştu. Türk edebiyatının iki dev yapıtı bu dönemde yazıldı. Yusuf Has Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig, Müslüman Türk devletlerinin yönetim biçimini ele alır. Kaşgarlı Mahmud'un Divani Lügati Türk eseri ise dönemin Türk dilinin ve lehçelerinin öğrenilmesinde paha biçilmez bir hazine değerindedir. Biliyorsunuz Kaşgarlı Mahmud bu eserini 1072 ve 1077 yılları arasında meydana getirmiş bir yazarımız. Ve o dönemde mevcut Türk boylarını dolaşarak bu eserini meydana getirdiğini söylüyor. Ki bu büyük şeyle oranda doğru. Çünkü o eserin içerisinde o dönemdeki yaşayan pek çok Türk boyunun ağızlarından örnekler, yani konuştukları lehçelerden örnekler veriyor. 11. yüzyılın ikinci yarısından üçüncü çeyreğine girdiğimiz zaman gerçekten Türkçenin bütün ağızlarını, Türk bölgelerini dolaşarak toplayıp malzemesini ortaya koyan büyük bir dil alimi vardır. Bu da Kaşgarlı Mahmud'dur. Kaşgarlı Mahmud eserinde Türk boylarını dolaşmış, bu boylardan topladığı ağız malzemelerini yazıya geçirmiş. Yazıya geçirmenin yanında dil bilgisi açısından da incelemiştir. Bu yönüyle baktığımız zaman Kaşgarlı Mahmud'un
Türk edebiyatında ve Türk dilinde ilk defa gramer, dil bilgisi alimi olarak ortaya çıktığını görürüz. Eserinin adı da Türkçenin bütün boylarını içine aldığı için Divan-ı Lügati Türk'tür. Bu eserin içinde yani o zaman için ne kadar Türk boyu varsa Çiğil'in, Yağman'ın, Oğuz'un, Kaşgar'ın bütün bunları toplamış, eserinde yer vermiştir. Ancak Kaşgarlı Mahmud'un çalışması sadece dil yönüyle değildir. Kaşgarlı Mahmud bu eserinde Türklerin yaşayışlarını da ele almış. Özellikle Türk boylarının tamgalarını, bilhassa Oğuz boylarının 24 tamgasını teker teker ortaya koymuş. Bu dönemin kuşkusuz en önemli özelliği, İslam dini kaynaklarının Türk diline aktarılmasıdır. Bu alanda çok sayıda tefsir, ahlak, ahkam, fıkıh eserleri kaleme alındı. Bunlar arasında en önemlisi, Karahanlı Türkçesine tercüme edilen Kur'an-ı Kerim'dir. Bilim dünyasında Rylands nüshası adıyla bilinen bu tercüme, mükemmel Türkçesi ile ilk Türkçe Kur'an tercümesidir. Bu dönemde pek çok alanda olduğu gibi felsefe alanında da alimler yetişti. Büyük bir etki yaratmış olan ve en bilinen isim ise şüphesiz Farabi'dir. Karahanlıların İslam tarihi açısından bir diğer önemi de medrese sistemini kurmalarıdır. Karahanlılardan sonra Türk tarihinde ortaya çıkan diğer devletler genelde Karahanlı mirasından beslenmişlerdir. Birçok açıdan Karahanlıların önemi vardır. İslam kültürü açısından dikkate aldığımız zaman medrese kültürünün ilk defa Karahanlı coğrafyasında ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun dışında ahiliğin ilk belirtilerinde Karahanlı coğrafyasında olduğu tespit edilmiştir. Bu sistem daha sonra Selçuklular aracılığıyla tüm İslam dünyasına yayıldı. Geleneksel süsleme anlayışları ise yazı ile bütünleşmeye başladı. Dini bir yapı olan camilerde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sözlerinden seçilmiş ayet ve hadis metinleri yer aldı. Başta camiler olmak üzere medrese, türbe, kervansaray gibi mimari yapıların hemen çoğu kartuş, madalyon ve kuşaklar halinde yazılarla süslenmeye başlandı. Onlar güçlü bir kültür oluşturdu. Bu Karahanlı döneminde İslam Rönesansı yaşandı. Daha modern mimari yapılar inşa edildi. Tuğladan türbeler, minareler, medrese binaları ve de çok sayıda hamam yapıldı. Evet, bunlara yok diyemeyiz. Yazı gelişiyor, kültür ilerliyor. 1041-1042 yılında Karahanlılar batı ve doğu olarak iki kısma ayrıldılar. Doğunun merkezi Kaşgar, batının merkezi ise Samarkand olmuştur. Bu iki devlet arasında da bir takım çatışmalar bulunmuştur. Ama Karahanlıların özellikle de biz daha ziyade batı kısmını daha fazla tanıyoruz. Çünkü bu dönemle ilgili gerçekten de aşırı kaynak sıkıntısı bulunmaktadır. Batı Karahanlı Devleti'nin içinde bir takım dini oluşumlar da ortaya çıkmıştır. Karahanlı döneminin en önemli özellikleri arasında ben daha ziyade şehre dayalı bir oluşumun ortaya çıktığının izlerini görüyoruz. Bu dönemin en önemli özelliği Seyhun ve Cent bölgesinden Selçukluların güney yönünde gerçekleşen göçleridir. Karahanlılar yürüttükleri sert tutumla Selçuk Oğuzlarını
kendi topraklarına sokmayarak Gaznelilere ait Horasan'a inmelerinin önünü açtılar. Karahanlılar daha önce Karahitayların saldırısına uğrayarak onların vasalına dönüştü. Ardından Harizm Şahların denetimi altına girdi ve son buldu. Maalesef Karahanlı döneminin yapıtlarının birçoğu kaybolmuş ve günümüze gelmemiştir. Özellikle mimari eserlerin büyük bir çoğunluğu kaybolmuştur. Karahanlıların mimarisinin İslam mimarisi üzerinde de en önemli etkisi türbe kültürünün oluşturmasıdır. Türbe kültürü artık Karahanlılardan itibaren hızlı bir biçimde, Türklerin yayılmasıyla paralel bir biçimde İslam coğrafyası içinde yayılmıştır ve etkileri Mısır'a, Kuzey Afrika'ya kadar uzanmıştır. Dokuz ve onuncu yüzyıllarda hüküm süren Samanilerin devlet merkezinde Türk grupları özellikle askeri yapının üst kademelerini ele geçirdiler. Gazneliler devleti 9. ve 10. yüzyılda Horasan ve Maverai-Nehir coğrafyasının en güçlü devletlerinden biri olan Samaniler devletinin bünyesinden çıkmış bir devlettir. İsimlerini başkentleri olan Gazne şehrinden alırlar. Kurucusu aslında Alptegin olan bu devlet, gerçek kurucusunun Sebüktegin olduğunu söylemekse mümkündür. 999 yılında yönetime Sultan Mahmud geçti ve aralıksız 30 yıldan fazla devam eden hakimiyeti boyunca Gazne, tarihinin altın dönemini yaşadı. Sultan Mahmud'un en büyük başarısı Hindistan üzerine düzenlediği askeri seferlerdir. Bu amaçla gazilerin de dikkatini bölgeye çeken Sultan Mahmud, Hint seferlerinde onları örgütleyip kurduğu ribatlarla Hindistan'da İslam'ın yerleşmesini sağladı. Bu seferle kazandığı zaferin yankıları yayılmış ve Sultan Mahmud, İslam dünyasının büyük bir kahramanı haline gelmiştir. Küçük mahalli bir kasaba konumunda olan Gazne, onun döneminde en büyük şehirlerden birine dönüştü ve burada çok sayıda cami, bina ve saray yaptırıldı. Gazne bahçeleri edebi eserlerde cennet bahçeleri olarak ifade edildi. Gazneli Mahmud döneminde çok sayıda edip, yazar, alim ve tasavvuf bilgini hayat buldu. Gaznelilerde gelişen Türk sanatı, Büyük Selçuklu ve Hindistan Türk sanatına etkisi bakımından ayrıca önemlidir. Bu dönemin parlayan alimlerinden en önemlisi Biruni'dir. Sultan Mesud'un danışmanlık görevini üstlenen Biruni, aynı zamanda bilimsel çalışmalarını da sürdürdü. 1038 yılına gelindiğinde Selçuklu Oğuzları Nişabur'u ele geçirip burada Gazne saltanatı tahtında oturacak kadar güçlü konumdaydılar. 1040 yılında şimdiki Türkmenistan'ın Dandanakan çölünde meydana gelen savaşta Gazneliler ağır darbe aldı. Sultan Mesud kaçarken yolda gulamları tarafından öldürüldü. Bu aynı zamanda Gaznelilerin Selçuklular karşısında yenilerek ikinci plana düşmesi ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu anlamına geliyordu. ...840 yılında Uygur Devleti'nin yıkılmasıyla Türk yurdunda oluşan siyasi boşluktan Moğol kabileleri yararlandı. Moğol terimi karşımıza ilk kez 7. 10. yüzyıl tarihleri arasında Çin kaynaklarında çıkar. İlk yerleşim yerleri olarak Onon ve Argun nehirleri gösterilir. Temuçin, Onon ırmağı kıyısında dünyaya geldi. Cengiz Han'ın kökenine, sülalesine ilişkin konular büyük tartışmalar doğurmakta ve üzerinde fazlaca konuşulmakta. Bazı tarihçiler ve yazarlar arasında Cengiz Han'ın Türk asıllı olduğunu, hatta
Kazak olduğunu iddia edenler ve yazanlar da var. Aslında Cengiz Han'ın soy kütüğünü derinden inceleyecek olursak, o bir göçebedir. İzlediği akıllıca siyasetle Moğol kabilelerini birleştirdi ve 1206 yılında toplanan kurultayda Cengiz Han ünvanını aldı. Dünyanın dört bir yanına askeri seferler düzenlemeye başladı. Türklerden ilk hakimiyet altına aldıkları Uygurlar ve Kırgızlardı. Cengiz Han, imparatorluğu Türklerin desteğiyle kurdu. Türklerden destek alarak Türk ve Moğolları bir araya getiren muazzam büyük bir imparatorluk inşa etti. Bu yüzden Cengiz Han hem Türkler hem de Moğollar için ortak değerdir. 1215 yılında Çin Seddi'ni aşarak başkent Pekin'i ele geçirdi. Cengiz Han 13. yüzyıl başlarında bütün Orta Asya'daki Moğol ve Türk boylarını birleştirdikten sonra Çin seferini yaptı ve Kuzey Çin'i hakimiyeti altına aldı. Ardından Batı devletlerini istila etmeye hazırlandı. Batı'da o dönemde Orta Asya'da iki büyük devlet vardı. Birisi Karahitay, diğeri ise Harzem Devleti. Cengiz Han bu iki devlete 13. yüzyılda saldırdı. Otrar, Buhara, Semerkant, Hocent şehirlerini aldı. Maveraünnehir tamamen Moğolların eline geçince Cengiz Han Horasan'a yöneldi. Devrin önemli kültür ve ticaret merkezi Ürgenç'i ele geçirdiler. Hemedan, Erdebil, Tebriz ve Baylakan'da Moğolların eline geçti. Güney Kafkasya'yı kontrol altına aldıktan sonra Kuzey Kafkasya'ya yöneldiler. Don Irmağı'na dökülen Kalka suyu kıyısında Ruslarla Kıpçakları bozguna uğrattılar. Bizim literatürde geldiler ve bunu yok ettiler şeklinde belirterek Moğol istilasıyla ilişkilendirmek çok yaygındır. Ve böyle olunca yerleşik hayat tarzı yok oluyor tabii. Bölge tekrar göçebeliğin hakimiyet kurduğu bir bölgeye dönüşüyor. Cengiz Han devletini Uygurları örnek alarak şekillendirdi. 1209'da Uygur Kağan'ı Cengiz Han'a doğrudan tabi olmuştu. Cengiz Han yazıyı Uygurlar aracılığıyla Moğolcanın yazım için kabul etmiştir. Genel olarak Cengiz Devleti'nde ve Cengiz'in ardılları olan devletlerde Uygur kökenli bir yapı kendini farklı alanlarda hissettirir. Devletin inşasında Uygur devlet adamlarını, katipleri, sanat ve bilim adamlarını danışman olarak kullandı. Onlardan hayatın her alanında yararlandı. Ayrıca Cengiz Han ve oğullarının kurdukları devletlerde Uygurca diplomatik dil olarak kullanıldı. Cengiz Han kesinlikle Türkçe bilmiyor, Moğolca bilmiyor. Yani olan etnik Moğollar da Türkçe bilmişler. Çünkü step, devleti, medeniyeti, yazma şeyleri, Uygurca yazmalar, her şey bunlar Türkî medeniyet, Türk yazmaları. Moğollar da bunları tabii almışlar, kullanmışlar. Sonra da sayıları da çok değil ama devleti kuran, öndeki onlar. Ama devlet başında çoğu tamamen mesela sistemleri kuran, ya Şinleri kullanmışlar, ya Müslümanları kullanmışlar, ya Türkleri kullanmışlar. Yazmada tamamen Uygurları kullanmışlar. Cengiz Han 1227 yılında bir askeri sefer sırasında 72 yaşında öldü. Ölmeden önce topraklarını oğulları arasında paylaştırdı. Cengiz Han'ın bu paylaşımı neticesinde yeni devletler ortaya çıkmıştır. Altın Ordu Devleti, İlhanlılar, Çağatay Hanlığı. Cengiz Han'dan sonra tahta çıkan Ögedi ve Mengü Kağanlar zamanında bu devletlerin sınırları genişlemiş ve kesinleşmiştir. Diğer taraftan başlangıçta bu devletler Büyük Moğol İmparatorluğu'na bağlı kurulmuşlardı. Ancak daha 13. yüzyılın sonlarına doğru hepsi bağımsızlıklarını kazanmış ve dolayısıyla da Merkezi İmparatorluğun yani Büyük Moğol İmparatorluğu'nun sınırları küçülmüştü. Yine
13. yüzyılın sonlarında yeni bir gelişme daha yaşanıyor. O da Çengiz Han'ın torunu Kubilay başkenti Pekin'e taşımıştır. Marco Polo, Üsürpaga Marco Polo. Üsürpaga, Çengiz Han. Marco Polo'nun 3 kuşağı Cengiz Han sülalesine hizmet etti. Büyük Marco Polo toplam 17 yıl Kubilay Han döneminde görev aldı. Kubilay'ın danışmanlığını yaptı. Kubilay Han'ın kengeşçisi oldu. O kezde Marco Polo'nun... O dönemde Marco Polo, Kubilay Han'a Avrupa devlet yönetimini ve uygarlığını tanıttı. Daha sonra Marco Polo oradan ayrıldı. Gitmeden önce Kubilay'ın çevresindekiler Polo'dan gördüklerini doğru biçimde yazmasını rica ederler. Bunlar Marco Polo'nun Seyahatleri adıyla ünlenen kitap olarak yayınlandı. Bu kitap Orta Çağ tarihini, özellikle Moğol tarihini araştırmada değerli bir kaynaktır. Kubilay Han'dan sonra Kubilay Kağanlığı'nda ekonomik kriz yaşanmıştır. Bunun neticesinde de Çinliler isyan edeceklerdir. Moğollar da geri ana vatanlarına çekileceklerdir. Şüphesiz Moğolların Çin tarihinde önemli rol oynadıklarını söyleyebiliriz. Nitekim bütün Çin hanedanlıklarını tek çatı altında birleştirmiş ve Çin devletine de büyük bir hizmette bulunmuşlardır. Bu tarihten itibaren 17. yüzyıla kadar Çengiz Han'ın torunları da Oyratlarla mücadele etmek zorunda kalacaklardır. Bu yüzden ikinci bir kurulan bölge Çağatay olsun. Buralarda kurulan ikinci hanlık Çağatay Hanlığı'dır. Çağatay Hanlığı günümüzdeki Yedisu'dan Maveraün Nehir'e kadar uzanan bölgede kuruldu. Günümüz Sır Derya üzerinden Özbekistan topraklarına kadarki bölgeyi kapsar. Çağatay'ın kurduğu devlete onun ismi verildi ve tarihte böyle kaldı. Çağatay öldükten sonra bir süre Haydu Devleti olarak değiştirildi. Cengiz Han'ın yasalardan sorumlu oğlu Çağatay tarafından 1227 yılında kurulan devlet, varlığını ancak 1345 yılına kadar devam ettirebildi.